Merhabalar, Pembe Düğme YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Melek Çil. Bugün sizlere bu sevimli tigr kalemliğimizin yapım aşamasını anlatacağım. E, kalemliğimizin ölçüsünü 20 santim olarak hazırladık. Ön tarafına bu şekilde tigr karakterini yerleştirdik. Arka kısmına da kuyruk detayını verdik. Fermuarın bitim yerine de bu şekilde ufak bir kulp yaptık ki çocuklarımız fermuarı rahat bir şekilde açıp kapatabilsinler. Yapım aşamasını da önden kısaca bir anlatmak istiyorum. E, kalemli ana parçamızdan sihirli halka yaparak başlayacağız. Sonrasında diğer parçalarını hazırlayacağız. Tarifimizin tamamını normal sık iğne olarak öreceğiz. Kullandığım malzemeler orta kalınlıkta pamuklu iplik ve iplerimin kalınlığına uygun 2.20 milim tığ kullandım. E, ana rengimiz olan turuncudan 50 gramlık 1,5 yumak yeterli gelecektir. E, diğer renklerimiz acı kahve ten rengi ve açık pembeden az miktarda kullanacağız e, burnumuzu doldurmak için biraz el ve son olarak bir adet fermuar ihtiyacımız var fermuarın ölçüsünü yine 20 santim olarak alabilirsiniz videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz ve hadi şimdi kalemliğimizin yapımına başlayalım kalemliğimizi ana parçasından sihirli halka yaparak başlıyoruz Sihirli halkayı ben bu şekilde ipimi parmağıma doluyorum. Tığımı aradan geçirip bir tane ilmek alıyorum. Bir zincir çekerek ipimi sabitliyorum. Şimdi bu halkanın içine 6 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 ve 6. Buradaki ipimi çekerek halkamı kapatıyorum sık iğnelerimi ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Buradaki ilmek kaydırmayı sadece burada yapacağız. Bundan sonraki sıralarımızı normal spiral bir şekilde ilerleyeceğiz. İkinci sıraya geçiyoruz. Sıra başlarınızı karıştırmamak için bu şekilde bir iplik ya da ilmek belirleyici yerleştirebilirsiniz. İkinci sırada her ilmeğin içine iki tane sık iğne yapacağız. 1 ve 2 yani burada arttırma yapmış oldum Bu şekilde Sıra sonuna kadar 6 defa tekrarlayacağız 2. sıranın sonunda 12 tane sık iğnemiz olacak 3. sıradayız Bir sık iğne örüyorum Bir tane arttırma yapıyorum Yani aynı ilmeğin içine iki tane sık iğne yaptım Sıra sonuna kadar bu şekilde bir sık iğne örüp bir tane arttırma yapacağız 3. sıranın sonunda 18 tane sık iğnemiz olacak. dördüncü sıradayız. Bir sık iğne örüyorum. Bir tane arttırma yapıyorum. Şimdi iki sık iğne örüp bir tane arttırma yapacağım. 5 defa tekrarlayacağım. Evet, iki sık iğne bir arttırmamı 5 defa tekrarladım. Burada kalan son sık iğneme bir tane sık iğne yapıyorum. 4. sıranın sonunda toplamda 24 tane sık iğnemiz oldu. 5. sıraya geçiyoruz. 3 sık iğne örüp 1 tane arttırma yapacağım. Sıra sonuna kadar 6 defa tekrarlayacağım. 5. sıranın sonunda 30 tane sık iğnemiz olacak. 6. sıradayız. 2 sık iğne örüyorum. 1 tane arttırma yapıyorum. Şimdi 4 sık iğne örüp bir artırma yapacağım. 5 defa tekrarlayacağım. Evet 4 sık iğne bir artırmama 5 defa tekrarladım. Burada kalan 2 sık iğnemi örüyorum. Ve 6. sıranın sonunda toplamda 36 tane sık iğnemiz oldu. 7. sıraya geçiyoruz. 5 sık iğne örüyorum. 1 tane artırma yapıyorum. Sıra sonuna kadar 6 defa tekrarlıyorum. 7. sıranın sonunda toplamda 42 tane sık iğnemiz olacak. 8. sıradayız. 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3. 1 tane artırma yapıyorum. Şimdi 6 sık iğne örüp bir artırma yapacağım. 5 defa tekrarlayacağım. Evet, 6 sık iğne bir artırmamı 5 defa tekrarladım. Burada kalan 3 sık iğnemi örüyorum. 8. sıranın sonunda toplamda 48 tane sık iğnemiz oldu. 9. sıradayız. 7 sık iğne örüp bir artırma yapacağım. Sıra sonuna kadar 6 defa tekrarlayacağım. 9. sıranın sonunda 54 tane sık iğnemiz olacak. Evet 9. sıramın sonuna geldim. Artırmalarımızı bu sırada tamamlamış olduk. Şimdi 10. sıraya geçiyoruz. Bu sıramızı ilmeklerin arka kanatlarından alarak öreceğiz. Sıra sonuna kadar arttırma eksiltme yapmadan 54 sık iğne olarak örelim. 11. sıradayız. 11 ve 12. sıralarımızı aynı şekilde arttırma eksiltme yapmadan 54 sık iğne olarak örüyoruz. Evet 12. sıramızı da tamamladık. Şimdi 12. sıramızı 26 sık iğne daha örelim. Evet 26 sık iğne daha ördüm. 12. sıramızı burada tamamlamış olduk. Şimdi bu arada fermuar açıklığına geçeceğimiz için başlangıç yerinin aşağıda kalmasını istiyoruz. Daha düzgün bir görüntü olması için. Şimdi 13. sıraya geçiyoruz. Bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Buradaki ilk sık iğneyi atlayıp ikinci sık iğneden başlayarak 52 tane sık iğne yapacağım. 52 tane sık iğnemi ördüm. Burada kalan sol sık iğnemizi örmeyeceğiz. Fermuarı rahat dikebilmemiz için buradaki sık iğneyi boş bırakacağız. Şimdi 14. sıraya geçiyoruz. Bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. İlk sık iğneyi atlayıp ikinci sık iğneden başlayarak yine sıra sonuna kadar 52 tane sık iğne yapıyoruz. 15. sıradayız. Bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. İlk sık iğneme atlayıp İkinci sık iğneden başlayarak sıra sonuna kadar 52 tane sık iğne yapacağız. E, bu şekilde 66. sıraya kadar her sıramızı 52 sık iğne olarak örelim. 66 sıra boyunca her sıramı 52 sık iğne olarak ördüm. 67. sıraya geçiyoruz. E, bu sırada iki ucu birleştireceğiz. Bir zincir çekiyorum. Hemen baştaki ilmeğe bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi e, bu çektiğimiz bir zincire de bir tane sık iğne yapacağız. 67. sıramızda toplamda 54 tane sık iğnemiz olacak. Evet, buradaki zincire de bir sık iğne yapıp 67. sıramızı tamamlamış olduk. 68 ve 69. sıraları yine aynı şekilde 54 sık iğne olarak örelim. 70. sıradayız. Bu sıramızı ilmeklerin arka kanatlarından alarak öreceğiz. E yine sıra sonuna kadar 54 sık iğne olarak örüyoruz. 71. sıradayız. E bu sıramızda azaltmalara geçiyoruz. E sıra başına karıştırmamak için bu şekilde bir iplik ya da ilmek belirleyici koyabilirsiniz. E şimdi 7 sık iğne örüp bir azaltma yapacağız. Sıra sonuna kadar 6 defa tekrarlayacağız. E şimdi ilk azaltmamızı birlikte yapalım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Burada iki ilmeğin ön taraflarından alarak ikisini aynı anda topluyoruz ve sık iğnemizi oluşturuyoruz. Azaltmamızı yapmış olduk. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. 71. sıranın sonunda 48 tane sık iğnemiz kalacak. 72. sıradayız. 3 sık iğne örüyorum. 1 2 ve 3. Bir tane azaltma yapıyorum. Şimdi 6 sık iğne örüp bir azaltma yapacağım. 5 defa tekrarlayacağım. Evet, 6 sık iğne bir azaltmamı 5 defa tekrarladım. Burada kalan 3 sık iğnemi örüyorum ve 72. sıranın sonunda 42 tane sık iğnemiz kaldı. 73. sıradayız. 5 sık iğne örüp bir azaltma yapacağım. Sıra sonuna kadar 6 defa tekrarlayacağım. 73. sıranın sonunda toplamda 36 tane sık iğnemiz kalacak. 74. sıradayız. 2 sık iğne örüyorum. 1 2. 1 tane azaltma yapıyorum. Şimdi 4 sık iğne örüp bir azaltma yapacağım. 5 defa tekrarlayacağım. 4 sık iğne bir azaltmamı 5 defa tekrarladım. Burada kalan iki sık iğnemi örüyorum. 74. sıranın sonunda 30 tane sık iğnemiz kaldı. 75. sıraya geçiyoruz. 3 sık iğne örüp bir azaltma yapacağım. Sıra sonuna kadar 6 defa tekrarlayacağım. 75. sıranın sonunda 24 tane sık iğnemiz kalacak. 76. sıradayız. Bir sık iğne örüyorum. Bir tane azaltma yapıyorum. Şimdi 2 sık iğne örüp bir azaltma yapacağım. 5 defa tekrarlayacağım. 2 sık iğne bir azaltmamı 5 defa tekrarladım. Burada kalan son sık iğnemi örüyorum. 76. sıranın sonunda 18 tane sık iğnemiz kaldı. 77. sıraya geçiyoruz. Bir sık iğne örüp bir tane azaltma yapacağım. Sıra sonuna kadar 6 defa tekrarlayacağım. 77. sıranın sonunda 12 tane sık iğnemiz kalacak. 78. sıradayız. Bu sırada 6 defa azaltma yapacağız. Bu sıramız bizim son sıramız arkadaşlar. Sıra sonunda kalan 6 ilmeğimizi toplamak için ipimizi biraz uzun bırakalım. Evet sıramı tamamladım. İpimi kestim. Burada kalan 6 ilmeğimi iğne yardımıyla kapatacağım. Şu şekilde ilmeklerin tek kanatlarına batarak ipimi bu aralardan geçiriyorum. 5. ve 6. ilmeğimden de geçirdim. Şimdi bu tam orta yere iğnemi geçiriyorum. Ve buradan sıkıca çekip boşluğumu kapatıyorum. Evet kalemliğimizin ana parçasını tamamladık. Şimdi ayaklarla devam ediyoruz. Yine turuncu ipimizle sihirli halka yaparak başlıyoruz. Halkanın içine 8 tane sık iğne yapıyorum. Sık iğnelerimi ilmek kaydırma ile birleştiriyorum. İlk sıramızı tamamladık. Şimdi 3 sıra daha artırma eksiltme yapmadan 8 sık iğne olarak örüyoruz. Evet toplamda 4 sıra boyunca 8 sık iğne olarak ördük. E şimdi burada iki ucu birleştireceğiz. Hem önden hem arkadan tığımızı geçirerek 4 tane sık iğne yaparak iki kenarı birleştiriyoruz. Dikiş için ipimizi uzun keselim. Aynı bu şekilde diğer ayaklarımızı da tamamlayalım. Evet ayakları tamamladık. Şimdi kuyruk yapımına geçiyoruz. Sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne yapıyoruz. Sık iğnelerimi ilmek kaydırma ile birleştiriyorum. İlk sıramız tamamlandı. E, toplamda 10 sıra boyunca bu sıramızla birlikte 10 sıra artırma eksiltme yapmadan 6 sık iğne olarak örelim. Evet toplamda 10 sıra ördüm. E şimdi ayaklarda yaptığımız gibi buradaki kenarları 3 tane sık iğne ile birleştireceğiz. Dikiş için ipimizi uzun keseceğiz. Evet kuyruğu da tamamladık. Şimdi kulak yapımına geçiyoruz. E ben size göstermek için bir tanesini önden hazırladım. E, kulaklar iki parçadan oluşacak arkadaşlar. İlk önce ten rengini yapacağız. Sonrasında turuncu parçaya geçeceğiz. Evet ten rengimizde kulağın ilk parçasına başlıyoruz. 4 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3 ve 4. İlk zinciri atlayıp ikinci zincirin içine bir tane sık iğne yapıyoruz. Yandaki zincire bir sık iğne daha yapıyoruz. Burada kalan son zincirimizin içine 3 tane sık iğne yapacağız. 1, 2 ve 3. Evet aynı yere 3 tane sık iğne yaptık şimdi zinciri diğer tarafına geldik buraya da 2 tane sık iğne yapacağız. Birinci sık iğnem ve ikinci sık iğnem. Evet bir zincir çekerek ipimi sabitliyorum. Bu ipimizi biraz kısa kesebiliriz sonrasında bunu gizleyeceğiz. Aynı bu şekilde e, turuncu rengimizden bir parça daha örelim. Yalnız ipimizi kesmeden sonrasında iki parçayı birleştirmeye geçeceğiz. Turuncu parçamı da ördüm. Şimdi bir zincir çekip örgümü ters çeviriyorum. Diğer ördüğüm parçamı da alıyorum. Düz yerleri dışarıda kalacak şekilde ve ilmeklerinde karşılıklı gelecek şekilde iki ucu birleştireceğiz. Bir ve iki sık iğne ördüm. Şimdi burada aynı yere 3 tane sık iğne yapmıştık. E bu 3 sık iğnenin her birine arttırma yapacağız. 1 ve 2. Yani aynı ilmeğin içine 2 tane sık iğne yaptık. Şimdi ikinci arttırmamı yapıyorum. 1 ve 2. Iki. İkinci arttırmamı da yaptım. Şimdi son arttırmamı yapıyorum. Evet. Burada kalan iki sık iğnemi iki parçamı da aynı anda alarak örüyorum. Bir zincir çekerek ipimi sabitleyip dikiş için uzun bırakacağız. Bu şekilde kulağımızı da hazırlamış olduk. Göz yaması ile devam ediyoruz. Ter rengi ipimizle 9 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 ilk zinciri atlayıp ikinci zincirden başlayarak sıra sonuna kadar 8 tane sık iğne yapacağız Evet 8 sık iğnemi yaptım ilk sıramızı tamamlamış olduk ikinci sıraya geçiyoruz bir zincir çekiyorum buradaki ilk sık iğnemi batmadan ikinci sık iğneden başlayarak Sıra sonuna kadar yine 8 tane sık iğne yapacağım. 3. E, sıramızı da aynı bu şekilde 8 sık iğne olarak örelim. 3 sıra boyunca 8 sık iğne olarak ördüm. 4. sıraya geçiyoruz. Bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. E, bu en baştaki sık iğnemize de batarak sıra sonuna kadar 9 tane sık iğne yapacağız. Bu sıramızda bir tane arttırma yapmış olduk. 5. sıradayız. Bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. buradaki ilk sık iğneyi atlayıp ikinci sık iğneden başlayarak 9 tane sık iğne yapacağız. bu bizim son sıramız. Sıra sonunda dikiş için ipimizi uzun keseceğiz. Burun yapımı ile devam ediyoruz. Ten rengi ipimizle 8 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 ve 8. İlk zinciri atlayıp ikinci zincirden başlayarak 6 tane sık iğne yapacağız. 6 tane sık iğne yaptım. Kalan son zincirimizin içine 3 tane sık iğne yapıyoruz. 2 ve 3. sık iğne. Aynı yere 3 tane sık iğne yapmış olduk. Şimdi zincirin diğer tarafına geçiyoruz. 5 tane sık iğne yapacağız. 5 sık iğnemi yaptım. Son zincirin içine bir tane arttırma yapıyoruz. Evet, ilk sıramızın sonunda 15 tane sık iğnemiz oldu. Burada başlangıç yerini karıştırmamak için bir tane ilmek belirleyici ya da bir iplik koyabilirsiniz. İkinci sıraya geçiyoruz. Bir tane arttırma yapıyorum. Şimdi 5 tane sık iğne yapacağım. 5 sık iğnemi yaptım. Burada köşeye geldik. Buraya 3 tane ayrı ayrı arttırma yapacağım. Birinci arttırmam. ikinci arttırmam. Ve üçüncü arttırmam. 3 üç defa arttırmamı yaptım. Şimdi 5 tane sık iğne yapıyorum. Evet 5 tane sık iğnemi yaptım. Yani burada kalan 2 sık iğneme birer tane arttırma yapacağım. Birinci arttırmam ve ikinci arttırmam. Evet İkinci sıranın sonunda toplamda 22 tane sık iğnemiz oldu. Üçüncü sıraya geçiyoruz. Bir sık iğne örüyorum. Bir tane arttırma yapıyorum. Şimdi 5 tane sık iğne yapacağım. 5 sık iğnemi yaptım. Şimdi burada 3 defa bir sık iğne bir tane arttırma yapacağız. İlk arttırmamı yaptım. Bir sık iğne ikinci arttırmam bir sık iğne ve üçüncü arttırma. Üç defa bir sık iğne bir arttırmamı yaptım. Şimdi tekrar beş tane sık iğne yapıyorum. Beş sık iğnemi yaptım. Şimdi burada iki defa bir sık iğne bir arttırma yapacağım. İlk arttırmam bir sık iğne ikinci arttırma. İki defa bir sık iğne bir arttırmamı yaptım. Üçüncü sıramızın sonunda 28 tane sık iğnemiz oldu. 4. sıradayız. 4 ve 5. sıralarımızı arttırma eksiltme yapmadan 28 sık iğne olarak örüyoruz. Sıra sonunda dikiş için ipimizi uzun keseceğiz. Evet burnumuzu da tamamladık. E şimdi burnun üzerindeki pembe parçayı yapacağız. Açık pembe rengimizle sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne yapıyorum. Sık iğnelerimi ilmek kaydırma ile birleştiriyorum ilk sıramız tamamlandı 2. sıradayız Bu sırada her ilmeğin içine 2 tane sık iğne yapacağız Sıra sonunda dikiş için ipimizi uzun keseceğiz Pembe parçamızı da tamamladık Son parçamız olan fermuarın Kup kısmı ile devam ediyoruz Turuncu ipimizle 5 tane zincir çekeceğiz 1 2 3 4 ve 5 İlk zinciri atlayıp ikinci zincirden başlayarak 4 tane sık iğne yapacağız. 4 sık iğnemi yaptım. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Buradaki ilk sık iğneyi atlayıp ikinci sık iğneden başlayarak 4 tane sık iğne yapacağım. 15 sıra boyunca bu şekilde her sıramızı 4 sık iğne olarak örelim. 15 sıramı ördüm. Şimdi parçamızı ikiye katlayıp Yine 4 sık iğne yaparak iki ucu birleştiriyoruz. Sıra sonunda dikiş için ipimizi uzun keseceğiz. Tüm parçaları tamamladık. Şimdi dikişlere geçiyoruz. Öncelikle göz yamasını dikerek başlayacağız. Yamayı dikmeden önce kenarlardan iki sık iğne bırakıp birinci ve ikinci sıralar arasına göz işlemesini yapacağız. İşlemede kullanacağım kahverengi ipin biraz kalın olduğu için ben katlarını ayırarak çalıştım arkadaşlar. benim kullandığım ip 8 katlı. 4 katına ayırarak işlemelerimi yapacağım. Sizler elinizdeki ipliklerle ayarlayarak işlemelerinizi bu şekilde yapabilirsiniz. İşaret aldığım yerden düz işlememe başlıyorum. Bu şekilde aynı yerden birkaç kere dolanacağım. 2 ve bir kere daha yapacağım. Ve 3. 3 kere yaptım dolanımı. Sizler dilerseniz bir kere daha dolanabilirsiniz. Diğer gözümüzü de aynı şekilde yapalım. Bu gözümüzü de yaptıktan sonra ipimizi arkadan sabitleyeceğiz. Fermuar açıklığını oluşturmak için buradaki bir sık iğneyi boş bırakmıştık arkadaşlar. E, yamamızı e, buradaki sık iğneyi baz alarak yerleştireceğiz. Şu şekilde ayarlayarak e, buradan da 3 sıra kalacak şekilde yamamı iğneledim. E, bu kenarlardan da 2 sıra boşluğum kalmış oldu. Şimdi dikkatli bir şekilde kaydırmadan yamamızı kalemle sabitleyeceğiz. Bir ana parçamızdan Bir yamadan alarak dikişimizi tamamlayalım. Yama dikişini tamamladım. Kaşlarla devam ediyoruz. Kaş işlemesinde de yine ipliğimin dört katını kullanacağım. Ve işlemimizi yine buradaki işaret aldığımız yeri baz alarak yapacağız. E buradaki sık iğnenin hemen dibinden ipimi geçirdim. Ve bu köşenin bir altından geri çıkıyorum. Yine aynı battığım yere batıyorum. Burada da yine aynı yere batıyorum. İki kere doladım. Bir kere daha yapacağım. Yine aynı yere batıyorum. Ve yine aynı yerden çıkışımı yapıyorum. Şimdi bir alttan batacağım. Bir alttan iğnemi geçirdim. Yine bu köşede aynı yere batacağım. Bir kere daha batacağım aynı yere ve yine aynı yere batarak ipimi arkadan çıkarıyorum. Evet ilk kaşımızı işlemiş olduk. Şimdi diğer kaşımızı geçelim. E, burada bir sık iğneyi bırakacaktık arada bu kez ipimi buradan çıkartıp diğer köşenin bir altından çıkıyorum yine aynı yere batıyorum burada da yine aynı yere batıyorum burasını da üç kere dolayalım üst kısmı da üç kere doladım ve bir alttan yine ipliğimi çıkartıyorum yine aynı yerden batıyorum burasını da Burada yaptığım gibi iki kere dolayacağım. Bir kez daha aynı yerden batıyorum. Ve yine aynı yerden çıkıyorum. Kaş işlemesini tamamladık. İpimizi kesmeden buradaki saç detayını da yapalım. Tam ortadan ve buradaki son sıranın dibinden ipimizi geçiriyoruz. Bir, iki sık iğne beriden çıkacağız. Yine aynı yere batacağım. Şimdi bir sık iğne berisine batıyorum. Yine aynı yere batıyorum. Bu kez bu taraftan bir sık iğne beriden çıkıp saç detayımızı da tamamlıyoruz. Burun dikişiyle devam ediyoruz. İçine elyafla doldurup eşit bir şekilde ayarlayarak iğnelerle sabitledim. Göz yamasında olduğu gibi bir ana parçadan bir burundan alarak dikişimizi tamamlıyoruz. Burun dikişini de tamamladık. Pembe parçanın dikişiyle devam ediyoruz. Burnun tam ortasına eşit bir şekilde ayarlayarak iğne ile sabitledim bir burundan bir pembe parçadan alarak bu dikişimizi de tamamlıyoruz. Pembe parçanın dikişini de tamamladık. Bıyıklarla devam ediyoruz. E, i̇pimi burnun üst köşesinden geçirdim. Bu şekilde çapraz olacak şekilde göz kararı şuradan çıkıyorum. Şimdi ilk geçirdiğim ipin bir altından iğnemi geçiriyorum. Şimdi yine bu şekilde çapraz olacak şekilde şuradan bir giriyorum. Yine bir alttan iğnemi geçirip şu şekilde tutarak Yine bir alttan ipimi çıkartıyorum. Evet, diğer tarafında aynı şekilde yapalım. Bu iki işlemesini de tamamladık. Kulaklarla devam ediyoruz. Kulakları şurada gördüğümüz dışarıda kalan ilmekleri batarak dikeceğiz arkadaşlar. Ve tepe noktasından 1 2 3 4 5 6 7 ilmek boşluk bırakarak dikişimize başlayacağız. Bir ana parçamızdan bir kulağımızdan alarak dikişimizi tamamlayacağız. Şu şekilde hemen önde görünen ilmeklere batıyorum. Yine burada görünen ilmeğe batıyorum. Ve aynı anda kulağıma batıyorum. kulağı sabitledim. İpimizi koparmadan bir turda arka taraftan dikeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde diktiğimiz zaman kulak hem dik duracak hem de sallanmayacak. Şöyle bir kulaktan bir ana parçadan alarak arkadan da sabitliyoruz. Şöyle en son Şöyle arkadan çıkıp ipimizi düğümleyip gizleyeceğiz. Aynı şekilde diğer kulağımızı da yapalım. Diğer kulağı da aynı şekilde diktim. Ayak dikişlerini de aynı kulak dikişi gibi yapacağız arkadaşlar. Önden bu görülen ilmekleri bir sabitleyip daha sonra tekrar arkadan bir dikiş atarak ipimizi keseceğiz. Ön taraftaki ayakları Kulaklarla arasında altı sık iğne boşluk bırakarak yerleştireceğiz. Arkadaki ayakları da ön ayakları baz alarak yerleştirip ayak dikişimizi tamamlamış olacağız. Ayak dikişlerini tamamladık. Şimdi kuyruk dikişiyle devam ediyoruz. Kuyruğu dikmeden önce kahverengi çizgilerini yapacağız. Ben yine kahverengi ipimin dört katını kullanacağım. İpimi üçüncü sıranın yan kısmından geçirdim. Yine karşı tarafın yan kısmına batarak iki sıra birisinden çıkıyorum. İlk çizgimizi oluşturduk. Şimdi yine karşı tarafın yan kısmına batıp iki sıra birisinden çıkacağım. Bir kere daha yapıyoruz. Yine karşı tarafın yan kısmına batıp bu kez arkadan çıkıp ipimizi sabitleyip gizleyeceğiz. Evet çizgilerimizi hazırladık. Kuyruğumuzu fermuar kısmı yukarıda kalacak şekilde böyle yan tutarak orta kısmı da kapatarak bir ana parçadan bir kuyruktan alıp dikişimizi tamamlayacağız. İpimizi kesmeden önce kuyruğa elimizle bu şekilde şekil verip ucunu iplikle sabitleyeceğiz. Kuyruk dikişini tamamladık. Şimdi buradaki çizgi detayları ile devam ediyoruz. İki sıra aşağıdan ipliğimi geçirdim. Şimdi her ilmeğe batarak dikiş diker gibi çizgilerimizi oluşturacağız. Bir geriden ve bir önden batarak ipimi geçiriyorum. Bir beriden ve bir önden batıyorum. Bir beriden ve bir önden bu şekilde bu çizgimizi tamamladıktan sonra birer sıra arayla iki çizgi daha yapalım. Çizgi detaylarını da tamamladık. Fermuar dikişine geçiyoruz. Rahat dikiş yapabilmek için önden bu şekilde iğnelerle fermuarı sabitleyeceğiz. Fermuarı sabitledim. Şimdi turuncu rengimizle dikişimize başlıyoruz. Örgümün hemen dibinden ve her ilmeğe batarak dikişimizi yapacağız. Bu şekilde her ilmeğe ve örgünün hemen dibine batıyorum. fermuar dikişini de tamamladık. Şimdi son parçamız olan kulp kısmını fermuarın bitim yerine dikerek sabitleyeceğiz. Bu şekilde fermuarın bitim yerini ortalayarak bir parçamızdan bir kalemlikten alarak son parçamızın dikişini de tamamlamış olacağız. Son parçamız olan kulp kısmını da diktik ve böylelikle tiger kalemliğimizin tüm parçalarını tamamlamış olduk. Tüm çocukların severek kullanabileceği çok şirin bir kalemlik oldu. Umarım sizler de benimle birlikte severek örmüşsünüzdür. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.